siyaset okuluna örgütler ve topluluklar arası iletişimini kuvvetlendirmek ve burada anayasal taleplerimiz üzerine konuşmak üzere toplandık. Ben de burada öğrendiklerimi yerelde uygulamaya ve akranlarıma, arkadaşlarıma aktarmaya çalışacağım. Amacım bu yöndeydi. Hayır, düşünmüyorum. Çünkü LGBT artı kelimesinin bile geçmesi mümkün değilken medyada, herhangi bir dergide, gazetede anayasada hiç geçmiyor. İktidar ve aslında muhalefette dahil olmak üzere LGBT artıları yok sayan bir politika anlayışları var. Bizlerle ilgili herhangi bir yan yana gelme gibi kaygıları yok. Yani bizi görünmez kılıyorlar. Ve o yüzden de herhangi bir politika üretmiyorlar. Politika üretilmeyince de anayasada yer bulamıyoruz. Politikayı özneler üretmeli. Öznelerin sözünü dinlemesi gerekiyor siyasetçilerin, iktidarların. Fakat bu mümkün olmuyor. Yani varlığımızın politik bir zemini olduğunu, hareketimizin politik olduğunu muhalefetin ve iktidarın görmesi gerekiyor. Fakat bunu yapmak yerine bir küçümseyici tavır var. LGBT artı hareketinin yetersiz olduğunu düşünen bir kesim var. Küçümseyici bir tavır var. Hareketimiz politik görünmüyor. Taleplerimizin politik olduğu anlaşılmıyor. Küçümseniyoruz yani sadece basitleştiriliyor işte. Evlenme hakkı üzerinden değerlendiriliyor. Çocuk yapma hakkı üzerinden değerlendiriliyor. Bunlar da bizim taleplerimiz fakat buraya yani istediklerimiz bunlardan ibaret değil. Bundan çok daha fazlası var. Bu anlaşılmıyor. Öncelikle yaşam hakkımız elimizden alınıyor. Yani yaşam hakkı, örgütlenme hakkı, iş, sağlık güvencesizliği. Buralarda birçok güvencesizlik var. Çok tehdit var. Nefret söylemi var, nefret saldırısı var. Transfobi var, homofobi var. Bunların görülmesi gerekiyor. Ve bunların görünüp kılınırken öznelerin dinlenmesi gerekiyor. Yani senin ne derdin var? Hani o özneye sorması gerekiyor politikacıların ve siyasette ilişkili olan insanların. Fakat bu yapılmıyor. Yapılan şey şu, biz işte LGBT artıları da önemsiyoruz, yer veriyoruz. Hani yer veriyoruz çok üstenci bir tavır. Ben yer verildiğini de düşünmüyorum. Sadece kelime olarak televizyon ekranlarında, manşetlerde LGBT artı demek de yeterli değil ve samimi de gelmiyor bana. O yüzden öznelerle beraber öznelerin kurduğu bir siyaset diyorum ben. Mecliste kesinlikle temsil edildiğimizi düşünüyorum. Temsil ettiğimiz yok. Açık bir LGBT artı zaten mecliste yok. Yani kadın kimliğinin dahi mecliste temsiliyeti sınırlı. Kadın özneler kendilerini orada rahatça temsil edebildiklerinden düşünmüyorum. Onlar da birçok ayrımcılık yaşıyorlar. Oradaki toplam çok erkek ve erk bir zihniyet. İktidarın zihniyeti de çok erk ve o yüzden bu meclise de yansıyor. Çok erkek bir siyaset var. Bu diline de yansıyor, politikalara da yansıyor. Her şey yaşamın her alanına yansıyor ve bunu hissettiriyorlar. Bu nedenle koruyucu hiçbir mekanizmada gerçekleşmiyor. Bu sebeple hani meclisi LGBT artılar özelinden takip edecek bir şey yok. Oradan mesela arada bayraklarla çıkıp işte LGBT artılar yalnız değildir diyen milletvekilleri oluyor. Bunu görünce çok şaşırıyorum. Halbuki şaşırmamamız gerek. Ama benim için çok etkisi yaratıyor. Yani böyle.